Papağanınız sizi ısırıyor mu? Papağanınız kafesine mi girmiyor? Papağanınız elinize alışmıyor mu? Papağanınız sizden ve her şeyden korkuyor mu? Bütün bunlar için çözümümüz daima iyi bir ilişki kurmak ve bu ilişkinin başlangıcında da güzel ve doğru eğitimleri yapmak. Bu doğru eğitimlerden bir tanesi de hedef eğitimi ve bu videoda hedef eğitimi nasıl yapılır onu göreceğiz. Hedef eğitimi için ihtiyacınız olan şey bir tane çubuk. Bu bir chopstick. Herhangi bir çubuk kullanabilirsiniz. Hedef eğitiminde istediğimiz kuşumuzun çubuğun ucuna dokunması. Yani bir hedefi takip etmesi. Bu ne için işimize yarayacak diyebilirsiniz. Bu öncelikle ellerimizi kullanmadan, yani kuşumuzu korkutmadan onunla bir ilişki kurabilmemize ve kuşumuzun da bize karşı bir anlayış geliştirmesine yarayacak. Ve bu anlayış olumlu bir anlayış olacak. Aynı zamanda çok faydalı, daha sonra başka eğitimlere çevirebileceğiniz bir hedefi takip etme davranışını kuşunuza öğreteceksiniz. Çubuk lazım dedik. Daha sonra ihtiyacımız olan bir diğer şey de kuşunuzun sevdiği, istikrarlı şekilde kabul ettiği ve değerli gördüğü küçük miktarda ödül parçaları. Kuşunuzun sevdiği ödülü siz bilebilirsiniz, ben bilemem ve her kuşun sevdiği ödül her zaman değişebilir. Dolayısıyla bana hangi ödülü verdiğini sormayın. Bu muhtemelen sizin işinize yaramayacaktır. Ödül seçenekleriyle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız ödül videosunun linkini aşağıya açıklamalara koyuyorum. Açıklamalardan o videodan çeşitli ödül seçenekleriyle ilgili fikirlere ulaşabilirsiniz. Önce Astro ile hedef eğitimi yapacağız. Sonra muhabbet kuşu olan Kupi ile hedef eğitimi yapacağız. Böylece her boydaki her papağanla hedef eğitimi nasıl yapılır göreceksiniz. Ben bir de clicker kullanıyorum. Siz kullanmak zorunda değilsiniz. Clicker ile ilgili, fonksiyonu ile ilgili, nasıl kullanılacağı ile ilgili de çok detaylı bir videonun linkini açıklamalar kısmına koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Kuşlar meraklı canlılar. Muhtemelen çubuğu merak edeceklerdir. Çubuğu kuşumuzdan uzakta, ancak gagasının ucuyla dokunabileceği bir noktada tutuyoruz. Ve kuşumuz çubuğun ucuna dokunduğu anda clicker'ımızı basıp ya da aferin deyip ona ödülünü veriyoruz. Astro çok heyecanlı. Kuşumuzun çubuğu ısırmasına izin vermiyoruz. Gagasının ucuyla veya diliyle çok yumuşak bir dokunuş bizim için yeterli. Önemli olan çubuğu takip ediyor olması. Her tekrardan sonra kuşumuzun ağzındaki ödülü tamamen bitirmesini bekliyoruz. Tamamen ödülü bitirmeden bir sonraki tekrara geçmiyoruz. Dikkat ederseniz çubuğu kuşumun içine sokmuyorum. Biraz uzakta tutuyorum. Onun uzanmasını sağlıyorum. Ki birincisi kuşumuz rahatsız olmasın, korkmasın, irkilmesin. Onun alanına girmeyeyim. İkincisi de kuşumuz çubuğu ısırmasın. Aynı şekilde yine tekrar bu amaçla çubuğu kuşuma dik olarak tutuyorum. Çünkü kuşumun çubuğun yanlarını, bir yerlerini ısırmasını istemiyorum. Kuşum hedefe dokunduktan sonra clicker'ımı basıp anında çubuğu çekiyorum ve görüş açısının dışına çıkartıyorum ki kafası karışmasın. O tekrar bitti. Şimdi ödülünü yiyor. Çubuğu ısırtmamızın bir diğer sebebi de bu hedef eğitimini daha sonra elimize nazik dokunacağı şekilde hedefi küçülterek bu şekle çevirebilmemiz ve daha sonrasında da hedefi tamamen yok ederek kuşumuzun elimize nazik davranmasını ona öğretebilecek olmamız. Çok nazik bir dokunuşu çubuktan elime geçirebildim. Artık papağanım, kuşum, Astro çubuğa dokunduğu aynı naziklikle elime dokunmayı öğrendi. Bu tarz tekrara dayalı eğitim seanslarını 3 ila 5 dakika uzunluğunda tutabilirsiniz. Gün içinde kuşunuz motivasyon gösterdiği sürece bu şekilde, şu an kaka motivasyonu da gösteriyor ama bu şekilde motivasyon
gösterdiği sürece istediğiniz kadar eğitim seansı yapabilirsiniz. Bu kuşunuzun sizin ellerinize, sizin varlığınıza, çubuğa, çevresine güvenmesini sağlayacak. Çünkü sizinle olan etkileşimini olumlu bir şeyle, yani çok istediği ödüllerle eşleştiriyoruz. Gitgide bolca seans yapa yapa kuşunuz hedefi takip etmeye iyice alıştıktan sonraki seanslarınızda bunu geliştirebilirsiniz ve kuşunuzu hedefi takip etmesi için hareket ettirmeye başlayabilirsiniz. Ve birçoğunuzdan görüyorum, duyuyorum ve birçoğunuzdan bu soruyu alıyorum. Kuşumu kafese nasıl koyacağım sorusu. Kuşunuzu hedefi takip ettirerek kafesine de sokabilirsiniz. Ben şimdilik buradan başlıyorum, kafesin kapısından. Ki videoda gösterme amaçlı, hızlı olsun. Bu aktiviteyle, bu çalışmayla ilgili çok detaylı bir video var. Onun da linkini açıklamalara koyuyorum. O video sadece ve sadece kuşunuzu hedef takip ettirerek kafese sokmakla ilgili. Çünkü bazı burada bahsetmeyeceğim detaylar var. O detaylara o videoda ulaşabilirsiniz. Bazı özel durumlarla ilgili detaylar var. Biraz zor olacak çünkü astronom orada tüneli yok. Bu kafesi kullanmıyoruz. Benim o tarafa geçmem gerekecek. Biraz garip oldu. Gel astronom bu taraftan. Bu taraftan aşağı. Belki videoyu keseriz. Çok uzun sürecek çünkü. Ama amacımız aynı şekilde hedefi takip ettirerek kuşumuzu kafese sokmak. Hedef eğitiminde çok önemli bir detay da gösterdiğiniz çubuğu kuşunuzdan uzaklaştırmamanız. Çünkü çubuğu kuşunuzdan uzaklaştırırsanız bu cezalandırıcı bir hareket oluyor. Yani istediği bir şeyi ondan alıyoruz. Dolayısıyla hareketi yapma ihtimali azalıyor ve sonunda bunu tekrar ederseniz hiç yapmamaya başlıyor. O yüzden çubuğu sabit tutuyoruz, uzaklaştırmıyoruz, yakınlaştırabiliriz. Geri çıkıyor. Ama anlayacağınız bu şekilde. Hedef çok faydalı bir şey. Hedefle kuşunuzu bir yerden bir yere uçurabilirsiniz. Buradan söyleyeyim. Kafese sokabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama en önemlisi kendinizle kuşunuz arasında çok güzel bir ilişki kurabilirsiniz. Çünkü elleriniz uzakta. Çubukla kuş arasında bir mesafe olduğu gibi ellerinizle kuş arasında da bir mesafe var. Korkmasını gerektirecek bir şey yok. Sürekli ellerimizle ona bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Ki zaten bunu hep söylüyorum. Kuşlar dokunulmayı seven canlılar değiller o kadar fazla. Yani kafalarını temizletme istekleri dışında kendileri arasında. Elinizi kuşunuzla kullanmak için acele etmeyin. Elinizi kullanmadan hedef eğitim yapın. Hedef eğitimini geliştirin. Daha sonra kuşunuz kendi etrafında dönsün. Kendi etrafında dönmesiyle ilgili detaylı videoyu da açıklamalar kısmına koyacağım. Kendi etrafında dönme eğitimi yapabilirsiniz. Uçma eğitimi yapabilirsiniz. Kafese girme eğitimi yapabilirsiniz. Normal hedef eğitimi yapabilirsiniz. Bunlar çok 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 önemli şeyler. Hedef eğitimini aynı zamanda ben taşıma çantasını alıştırmak için de kullandım. Birçok şey için kullanabileceğimiz bir şey. Onun için hedef eğitimini es geçmeyin. Kuşunuz çok 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 iyi hedef eğitimi bilsin. Hiçbir şey bilmesin ama çok iyi hedef eğitimi bilsin. Adı ne? Aferin astrocuğum. Ve de seansınız bittiğinde kuşunuza büyük bir ödül verin. Ki kuşunuzun aklında o eğitim seansı, eğitim, sizle etkileşim, çubuk, hedef eğitimi, kafese girme, uçma olumlu bir yerde sonuçlansın, yüksek bir yerde sonuçlansın ki kuşunuz bir sonraki seansa hevesle baksın, hevesle beklesin o seansı. Hedef eğitimini büyük papağanınızda olduğu gibi
Muhabbet kuşunda, sultan papağanında, forpus papağanında, cennet papağanınızda da kullanabilirsiniz. Her şey aynı. Sadece kuşunuzun hızına biraz daha ayak uydurmanız gerekiyor. Kupicim her şeyi önceden biliyor. Çok hareketli. Kupi buraya dön. Hayır, buraya gelmeyeceksin. Kupiye de ceviz veriyorum. Daldarı kullanabilirsiniz küçük kuşlarda. Gel, ne göstereceksin? Gitme gel. Bir şey göster bize. Aşağı. Sabah kahvaltılarını etmedi kuşlar. O yüzden çok heyecanlılar. Gel bir şey göster bize. Kafesine gitmek istiyor çünkü kahvaltısını etmedi. Kahvaltısını verelim. Kupicim. Bize el sıkışmanı göstermeyecek misin? Aa, gel el sıkış bizle. Hadi gel. Bakın Cooper'ın beni nasıl mutfağa götürdüğüne bakın. Mutfağa gidiyor. Hayır, şimdi mutfağa gitmiyorsun. Gel. El sıkış. Sonra yemeğini veririm. Gel güzel. Good. Eskiş. Good. Şimdi İlçim'in Alvin'le hedef eğitimini izleyeceksiniz. Alvin İlçim'le çok iyi anlaşıyor. Fakat ellere karşı biraz tepkili. Koluna çıkıyor, eline çıkmıyor. Burada da eline duyarsızlaştırması için İlçim'in Alvin'le çalışmasını görüyorsunuz. Elinin üstünden yürütüyor, elini hareket ettirmiyor ve hedefi takip ettiriyor. Eğer sizin kuşunuz da elinizden korkuyorsa bu şekilde çalışabilirsiniz. Elinizi sabit tutun. Öncelerde elinizden uzakta hedef eğitimi yaptırabilirsiniz. Sonra Alvin gibi üstünden yürüyerek geçebilir. Ve büyük ödül geliyor. Hadi. Ve daha sonra da ilçimin yaptığı gibi ufak ufak bu şekilde çalışmanızı Olur sana. sürdürebilirsiniz. Ve teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videolardan fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız lütfen videolara yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bu videodan fayda görebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Bunlar kanala destek olan şeyler, çok güzel şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Evet.